Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, Konya Ereğli Acıkuyu Köyü'nden hepinize kucak dolusu sevgiler ve selamlar olsun. Gecenin bu saati dediğimiz çok da geç bir saat değil, saat 9'a geliyor. Gecenin bu saatinde met çekiyoruz. Burası karpuz olacak, 45 dönüm alan. Daha doğrusu tarla 180 dönüm de 45 dönümü karpuz olacak. Ve fidelerin günü geçmiş, işler de sıkıştığı için gecenin bu saatinde karpuza met çekiyoruz. 180 santimi burada met çekiliyor. Ve hat üzeri de 130 santim olarak delikli bir şekilde naylonumuz var. Şimdi bu videoda muhteşem dörtlü mü diyelim, muhteşem üçlü mü diyelim, gecenin bu saatinde met çekmemize olanak tanıyan otomatik dümenleme sistemimiz, şu anda direksiyonu görüyorsunuz, FC Dynamics ve arkada Mert makina. Kimse yok bakın arkada, o kadar kafamız rahat gidiyoruz. Bir de Rençber TV artı Case traktörümüz var. Muhteşem dörtlü olarak gecenin bu saatinde met çekiyoruz. Şimdi bazen işler sıkıştığı zaman gece iş yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Gece iş yapmak bazı işlerde gece yapamazsınız. Mesela bu met çekmek gibi özel hatın dik çıkması, aranın açılmaması için bu durumda otomatik dümenleme gibi teknolojinin bize sunmuş olduğu nimetlerden faydalanmamız gerekiyor. Bu tarlanın son süreğini kırımına sürdükleri için şöyle motor çok sallanıyor ve istediğimiz hızda gidemiyoruz. Mecbur yavaş gidiyoruz. 5. vitezde gidiyoruz. Yani 3 ileri 1. 3'ün 1'i demek istemiyorum ama 3'ün 1'i ile gidiyoruz. Takviye 3, normal vitesimizde 1. vitesle gidiyoruz. Hızımız 6 kilometre. Şu anda hat başına geldik. Burada bir arkadaşımız var. Şeyi kesecek. Naylonu kesecek. Biz de hat başına geldiğimiz zaman şöyle otomatik dümenlemeden alıyoruz. Manuel dümenlemeye geçiyoruz. Ve dönüşümüzü alana kadar. Şimdi şu dönüşü bir alalım. Şu kapıyı da bir açalım. Tamam mı? Gece olduğu için işi biraz ağırdan alıyoruz. Çünkü görüş açımız biraz kısıtlı. Bu nedenden dolayı gözle arkadaki arkadaşı görmeden yan tarafta hareket etmiyoruz. Ne olur ne olmaz. Mecburen emniyet önlemlerini iyi bir şekilde takip etmeliyiz. Yoksa istemediğimiz durumlar olabilir. Şimdi 45 dönümün nesini yapmışız, 42 dönümünü yapmışız, geriye 3 dönüm kaldı. Şu arkadaki damlama rulosu bitti mi, bizim de işlemimiz bitmiş olacak. Hatı şurada görüyorsunuz, tahmini olarak ortalıyoruz ve şurada otomatik dümenlemeyi aldığımız zaman geri gelirken bile ayarlayıveriyor. Geri yanaştık, şunu açalım. Siz göremiyorsunuz arkadaş ama ben görebiliyorum. Tamam mı? Tamam. İndirdik. Ve otomatik dümenlemede şu şekilde devam ediyoruz. Direksiyonu bıraktık. Şimdi gece normalde bir de yorgunluk var. Bu hatı böyle lazer gibi diyorlar ya, işte lazer. Lazer gibi çıkarmak her baba yiğidin harcı değil ama bazı şoförlerimiz var, aynen bu şekilde çekebiliyor.
Onları da buradan tebrik ediyoruz. Şimdi ekranımıza geldiğimiz zaman size biraz ekranın temel özelliklerinden bahsedeyim. Şu anda gece modunu almışım. Gözümüzü yormaması için gündüz modu daha parlak. Bu zeminler beyaz, bulutlar beyaz. Ama gece modunda gözümüzü yormaması için biraz daha koyu renkler tercih ediliyor. Telefondaki gibi aynen. Şimdi şurada bu düğme otomatik dümenlemeden çıkarıp otomatik dümenlemeye katıyor. Şuna kayıt yapıyor. Mesela kayıttan çıkardım. Artık görüyorsunuz kaydı yapmıyor. Ne kadar yer işlediğinizi geri kayda bastım. Ne kadar yer işlediğinizi kayıt altına almak için bu tuşumuz var. Şuradaki özelliklerden bir başlayayım. Şu anda 93. hattayım. Ondan sonracığıma 4.29 hektar. Burada dekar olarak yazmıyor, hektar olarak yazıyor. Arada bir arkaya da bakıyorum. Bir sıkıntı yok şükür. 4.3 hektar. Yani 43 dönüm yer işlemişim bugün. 93. hattayım. Artı şurada da hızımız var. Buralar çok bozuk. Şu koyuyu geçeyim. Burada bir demir var. Bir de sürülmemiş yer var. Oradan çok yavaş geçeyim. Ondan sonra yine devam edeceğim anlatmaya. Bu videoyu yapıyorum. Sonra merak eden arkadaşlarımız vardı. Onlar için yapıyorum. Sizin de faydanıza olur. Böyle şuradan bayağı bir yavaş gitmemiz gerekiyor. Bu telefonu da bir kapatalım Salih sen ve sonra konuşurum. Şimdi biz konuşurken 100 metremiz daha oldu. 4.31 hektar yani 43 dönüm 100 metre yer işledik. Şurada da hızımız gösteriliyor. 5.2 kilometre, 5.6 kilometre ile gidiyorum. Eğer tarla böyle sürülmemiş olsaydı 10 kilometre hızla gidiyordum. Şimdi eğer şöyle biraz hızlanayım. 6.4 kilometre ile gidersem saatte 1.08 hektar alan işliyor. Yani bu hızla gittiğim zaman saatte 10 dönüm yer işlemiş oluyoruz. Şu telefonlar susmuyor arkadaşlar. Daha sonra yine bir video yaparım. Gündüz nasıl olduğu zaman, tarlaya girdiğimiz zaman nasıl tarlayı kayıt edip işe başlayacağımız hakkında. Ben bu arada hatın başına da vardım. Şu anda videoyu keseyim arkadaşlar. Israrla da telefon geliyor. Telefona da bakmam lazım. Kaba olarak gece performansından bahsetmek istiyorum. Ne? Nasıl hattı oldu? Evet, ben sordum. Hortum bitti mi? Tamam. Bu da bizim eleman. Hortum bitti mi diyor. Gideceğiz. Ben adamlara söz verdim. Hortum bitirince gideceğiz. Kutbettin senin telefonuna bakacağım. Kusura bakma şimdi. Şu videoyu bitireyim. Arkadaşlar ısrarla arıyorlar. Kusura bakmayın. Videoyu bitirmem lazım. Gece performansımız çok güzel. Şu anda bu olmasaydı bu işlemi yapamayacaktık ve bir günümüz daha gidecekti. Genel olarak bütün özelliklerinden de memnunum. Hat başına vardığımız zaman otomatik dümenlemeden çıkarıyoruz. İki defa bastım. Ve hatımıza manuel olarak giriyoruz. FG Dynamics ben gayet memnunum. Aktif olarak da kullanıyorum. Bayağı aktif kullanıyorum. Yaklaşık 1500 dönüm yer işledim. 1500 dönümde hiçbir sıkıntı yaşamadım. Mesela şurayı otomatik dümenleme olmadan gittim. Orayı ben eğri çizdim. Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar. Ya Kutbettin bir sus be. Kapatmak da istemiyorum. Benden büyük ayıp olmasın. Konya Ereğli Acıkoyu köyünden hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.